Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Evet değerli arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki dersimizde ifade ettiğimiz gibi Bakara Suresi 186. ayet-i kerimeyi ele alacağız. Evet kıymetli arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra şu ibareyi tekrar okuyalım. Sümme beyine taala yüce Rabbimiz açıkladı daha sonra ney ennehu o karibun çok pek yakındır. Öyle yakınlık ki yüce bu cevap verir neye davet edeyne. -da davet edenlerin çağıranların cevabı davetine cevap verir. Ve yakdı giderir neyi havaice esailine. İsteyenlerin haicetun havaic hacetun havaic de gelir isteyenlerin ihtiyacını giderir talep edenlerin. Fakale buyurdu ki bu anlamda ve ize seeleke sana sorduğunda seele sormak demek istemek demek diğer anlamda talep demektir. Evet mesul kendisine sorulan ve kendisinden talep edilen kişi mesul mesuliyet bu anlamda. Ve ize seeleke seele ke sana sorduğunda kim ibadi benim kullarım neden anni benden sorduğunda da? Fe inni de ki ben karibim pek yakınım. E ey, ey ene ben ma'ahum onlarla beraberim esma'u işitiyorum neyi duahum onların duasını ve ara görüyorum neyi tadarru'ahum yalvarışlarını ve a'limu biliyorum neyi halehum onların durumunu ke kavlihi kaf suresi 16. ayet-i kerimede buyurulduğu gibi estağfirullah ve nahnu biz akrabu pek yakınız ileyhi o insana neden min habli veridi? Şah damarından daha yakınız. Evet, Ucibu ben cevap veririm. Neye? Davet edda'i. Davet edenin davetine ne zaman? İza da'ani. Aslında burada tabi. İza da'ani diye olmuş. Herhangi bir sorun yok. Ey ucibu cevap veririm. Neye? Davet hemen o kişinin davetine ki. Da'ani. Bana yakaran, davet eden kişiye. Ne zaman? İza kâne an imanin iman ile yapılırsa ve khuvu'ul kalbin ve kalp titremesiyle kalp yakarışı ile olursa samimi bir düşünce çerçevesinde olursa ben cevap veririm. İşte fel yesteci bu onlara cevap versinler. Li bana ve yu'minu bi bana inansınlar, iman etsinler. Laallahum işte bu şekilde umulur ki yarşudun doğruyu yakalarlar. Ey izel kuntü ene madem ki ben Rabbüküm el ganiyu sizin zengin anküm sizden size ihtiyacı olmayan Rabbinizim sizden zenginim bu anlamda sizden uzağım yani siz bana muhtaçsınız uci bu dua sizin dualarınıza karşılık veriyorum o zaman siz de festeci bu cevap verin entum sizde de li daveti benim davetime bil iman iman davetime iman edin sözüme o zaman siz de karşılık verin bi bana iman hususunda benden başkasına değil Sadeceler sistemi çerçevesinde sadece bana ve taati bana itaati bana itaate cevap verin demeye dümu düm dümü devam edin ala harfi ve dümü alal imana imana devam edin niçin nitekunu olasınız kim neden mine suadai o mutlu olan sa'id suada mutlu olanlardan er raşidine doğruyu bulan, doğru peşinde mücadele edenlerden olasınız diye. Evet, sümme şer'a teala daha sonra Rabbimiz başladı. Fi beyani tetimmet ahkamı sıyami oruç hükümlerinin tamamlanması hususunda açıklamasına. Evet, bu bir sonraki dersimizin o halleleküm leylete sıyamir rafesu ila Bu bir sonraki dersimizin konusu. Sadece buradaki açıklamayı göstermek için buraya temas ettik arkadaşlar. Evet Bakara suresi 186. ayet-i kerimenin üzerinde durduk. Bunları aktarmaya gayret ettik. Evet bir sonraki dersimizde 187. ayet-i kerimede görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Rabbim kelamını iyi anlayan anlatanlardan olmayı nasip eylesin.